Kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandan sonra yine video ile karşınızdayım. 3-4 gündür video gelmiyordu. Gerçekten yoğun günler geçirdim. Mümkün olduğunca 2 günde bir en azından video atmaya çalışacağım. Spor günlerim akşama denk geliyor artık. Gün içinde de video çekemiyorum. O yüzden maalesef bu hafta biraz böyle oldu. Mümkün olduğunca video çekmeye devam edeceğim tabii ki. Gelelim güncelleme geliyor. Ondan biraz konuşacağız şimdi. Detaylara bakacağız. Hepsine bakacağız. Yarın 3 tane kutu açılımı gelecek. Bir tane kendi hesabımızda, 2 tane de başka hesapta açacağım. Onları da mutlaka izleyin yarın. Belki güzel bir şeyler düşürürüz. 300 kristalimizi aldık bugün. Ve buradan tabii ki aylık size bağlı bir şey. Bir tane kategori 2 yükselme bileti aldım. Görevimizi, etkinliğimizi oynamaya devam ediyoruz. Buradan ödüllerimizi alacağız. Misty yapacağımı söylemiştim bugün. Biraz karakterlere bakacağım. Biliyorsunuz She-Hulk'ı uzun zamandır bekliyorduk ve asıl sürpriz olan Black Widow'un kategori 4 gelmesi oldu. Onu hiç beklemiyordum. Açıkçası ben bayağıdır Luna Snow bekliyordum ki sırf o yüzden kategori 3 yapmıştım. Öyle bırakmıştım. Ama sağlık olsun gelmedi. Şu an özel ekipman çıkarmada indirim yok. Olduğunda bir tane öfke çıkaracağız. Bir tane karakterin videosunu yapacağımı söylemiştim. Her neyse biraz bakalım neler varmış neler yokmuş, bunlardan bahsedelim. Zaten iki tane şey var, çok bir şey yok. Yani ufak bir güncelleme, sadece bir kostüm alacağız. Black Widow'a yeni bir kostüm gelmiyor, bu en azından iyi oldu. Zaten Black Widow çok iyiydi bu arada, çevik karakterlerden bahsedeceğim. Şurada sadece bir gösterelim. Bakın sadece bir tane kostüm ve She-Hulk kostümü çok erken getirmişler. Ben beklemiyordum açıkçası ama bilemiyordum. Kostümün görünüşü bu şekilde. Liderliğinde bir değişiklik yok. 65'ti diye hatırlıyorum. Bir daha bakarız tabii ki. Onun haricinde kostüm etkisi var. İşte pasifleri var. Pasifleri kendisine fena değil. Baktığımızda burada felç ve susturma var. Sanırım yakma da büyük ihtimalle olması lazım. Burn şu anda göremiyorum ama çok büyük ihtimalle vardır. Kategori içerisinde de var mı bakalım. Burada burn yok. Yakma var mı? Sanırım yakması bir önceki kostümde vardı çünkü. Burada belki vardır, emin değilim. Burada bir ikinci yetenekte bir şey yok. Üçte de bir şey yok. Dörtte yine yok gibi gözüküyor. Ve Allah Allah, yakması galiba yok. Neyse çok da önemli değil. Gelince deneyeceğiz. Belki She-Hulk yaparım, hiç belli olmaz. Miss Marvel'ı yapmayı düşünüyordum ama She-Hulk gelirse onu da belki. Belki çok düşük ihtimal. Meta olursa anca yaparım. Ona da bakarız. Black Widow kategori 4 geliyor. Bakalım skill neymiş. Yine saldırı veriyor. İşte klasik değerler. Yani kategori 4 geliyor. Hem 80 seviye olacak. Kategori 4 olacak. Bu iyi. Bir tane yeni artefakt var. Black Widow'un zaten vardı. Artefakta da ufaktan bir yancılığı var. Gördüğünüz gibi tüm takıma veriyor. Tüm takıma değil de gamma etkisi olanlara veriyor galiba. Aynen. Bu açıdan işte birkaç kişiye yancı belki olabilir. Belki kendisine iyi olabilir. Burada da ufak birkaç düzeltme diyor. Şimdi baktığımızda şöyle Marvel evrenine gelelim. Çevik karakterlere bakalım. Zaten meta videosu yapacağımı söylemiştim. Sırf bu yüzden bekledim. Hem Black Widow'un gelmesi hem She-Hulk'ın gelmesi o kısımda büyük bir meta değişikliğine sebep olabilir. Zaten Black Widow, Makariye, Kate Bishop'a ve biraz Miss Marvel'a yakın bir karakterdi. Yani hasarı gayet iyiydi şu kostümde. En son gelen kostüm, biz almadık. Ama bu kostümde gayet güzel bir hasar var. Ben çok çok beğenmiştim ama her karakteri yapma fırsatım olmuyor biliyorsunuz ki. Madde kasamadığımdan dolayı. Şimdi gelecek. Ben yine acele etmeyeceğim. Çünkü Luna geldiğinde onu geçeceğini tahmin ediyorum. Luna'ya kategori 4 gelirse çok büyük ihtimalle geçecektir Black Widow'u. Tabii ki kesin bir şey söylemeyelim bu konuda. Geldiği takdirde metayı sarsacak bir karakter Black Widow. Buna bakacağız. Denemesi mutlaka yapılacak. Hem skorda hem başmanda. Zaten başmanda çok iyi olacak. Kategori 4 olduğu için. Artık devasa başman akılında bir sürü iyi karakter var. O yüzden orayı çok böyle yavaş yavaş Galactus etkisi vermeye başlayacak. Kolay bir başman olmaya başlayacak doğrumu. Merak etmeyin. Makari yani Kate Bishop, bakalım bazılarını metadan düşürebiliriz. Ona göre karakter önerisinde bulunabiliriz. Dövüşçülerden işte Miss Marvel, işte Valkyrie falan, Sif, bunlar etkilenecek. Sif artık hani sadece yancı olarak kullanabiliriz. Öyle bir olay var. She-Hulk kullanırız. Skorda falan Valkyrie'yi böyle belki yancı olarak kullanabiliriz. Bu konuda değişiklikler olabilir. O yüzden
Sırf onları gelsin denensin diye bekliyordum. Çekilişten bahsedelim. Çekilişimiz yine var arkadaşlar. Çekilişin yorumlara oyun ikinizi yazmanız yeterli. Arada bazılarınınkine bakıyorum. Sırf o yüzden yazın yani. Tek şartımız bu. Çekilişe katılın. 10 kişiye yapalım. Kodlar duruyor. Haberiniz olsun. Bunu da söyleyelim. Çekilişe katılmayı unutmayın. Heyecanla bekliyoruz. Şu anda asıl beklentimiz ne? Onu da söyleyelim. Şu etkinlik görevi bir an önce bitsin. Misty'yi hemen kategori 2 yapalım ve potansiyelini açalım. Miss Marvel için de bekliyoruz. Bakın 7 kitap var. Bunda da bekliyoruz. Belki yaparız. Bir şeyler yaparız. Yani yapacağız da biraz bekliyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Envanterimize bakalım. Burada yine tokenlerimizi biriktiriyoruz. Bakın mega bilet aldık. Bunu basacağız birine. Ona bakarız. Malzemelerden dövüş kitabı birikiyor. Bakın bunları da yavaştan biriktirdim. Mystic için yeterli. Yani şu kadar madde Mystic için yeterli. Şu zaten bayağı fazla. Bu da işte ucu ucuna belki yeter. Belki fazla da kalır. Kategori 4 yapma gibi bir durumumuz yok şu anda. Biraz da biyomesik işte biraz biriktirdik. Onun haricinde bağışman videosu gelecek. Bir tane güzel bağışman videosu hazırlayacağım. Infinity Ultron'da 20. kattayım büyük ihtimalle. Aynen. Ama burayı Makari ile geçer miyim? Sharon'la falan. Biraz zorlamak lazım. Burayı deneriz. Asıl mesele nulla. Bakın burada bayağı bastık gidiyoruz. 30. kata kadar geldim. Ki burayı da açacağım. Merak etmeyin. Bakın 30. katta şeyi istiyor. Mystic istiyor. Ve Mystic'i biz yapacağız zaten. Buradaki 5 kere kesmeyi halledeceğiz. Makari ile kesiyorum. Ve Süper D takım ile kesiyorum. Şu kestiğim 2 takım bunlar. Bakın bu takımlarla kesiyorum gayet güzel. Sharon'la denemedim. Sharon da büyük ihtimalle kesebilir. Ona da deneyeceğim. Ama müttefik takımı çıkmıyor. Bakın müttefik takımında 10 tane yardımcım var. 5 tane yok fazladan. O yüzden karakter basmam gerekiyor. Kategori 2'ye. O yüzden biraz bekliyorum. Süper Devin Hasarı çok çok iyi. Yargıyla inanılmaz iyi. Onun haricinde Scarlet Witch de çok güzel hasar veriyor. Beklediğimden daha fazla yardımcı oluyor ve süreyi kısaltıyor. O yüzden güzel bir şekilde kesebiliyorum. Makari ucu ucuna kesiyor. Enerji olsa çok daha iyi keser tabii ki. Veya delmem daha yüksek olsa daha iyi keser. Öfkeyle biraz daha tabii ki tırvırı. Ama yine de güzel bir şekilde bu katı kesiyorum. Günlük iki kere böyle kesiyorum. 20. katı Moonlight'te kesiyorum. Zaten liderliğince çok da gerek kalmıyor. Kategori 4 olduğu için rahat rahat. Bu katlarda herhangi birini kullanmıyorum. Strange'i belki kullanabilirim ama Strange'de de 14'ü kullanıyorum şu takımla. Taskmaster var ya yancı hem de lider var. Böyle kesiyorum zaten 4 kesiş böyle bir tanesinde artık ya gore kesiyorum ne bileyim. Birini kesiyorum işte. Ben de yavaştan bu hesapta 50. fetih seviyesine yaklaşıyorum. Mümkün olunca şu anda null kesiyorum. Daha da gideceğiz bu konuda. Bu şekilde. Bakalım burada skor atmaya gerek var mı? Bakın ilk 40'tayız. İttifak hala bazı kişileri bekliyorum. Güzel bir şekilde skor atıyoruz. Bakalım bir kişilik boş yerimiz şu an yokmuş. Bu arada ittifaka doldurmuşum. Ama 2-3 kişi gelmek isterlerse yer açacağım. Haberiniz olsun. Yüksek skor atanları ittifakı bekliyorum. Yarın güncelleme hakkında bir video yaparız. Güncelleme güzel bir şekilde geliyor. Çekilişe katılmayı unutmayın. Ve meta videosu çok çok yakında. Yarından sonraki video meta videosu olacak. Onu da kaçırmayın diyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.